Altını çizerek söyleyeyim, sakın sakın ha. Takı takarken kamera altına alıp kim ne kadar takmış bunu yaparsanız büyük bir günah işlemiş olursunuz. Psikolojik baskı yapmış olursunuz. Oradaki insanlara psikolojik baskı yapmış olursunuz. Takı tak diye psikolojik baskı yapmış olursunuz. Bu caiz değildir. Bir insan cebinden, gönlünden ne koparsa onu vermelidir. Öyle insanlar var ki günde 3 tane düğüne gidiyor. Akrabası geniştir. Dost ve çevresi geniştir. Bu her gittiği düğüne 200 lira takı takacak olsa, cumartesi var, pazar var, haftada 4 tane değil mi? Ayda 4 tane hafta var. Cumartesi, pazar dersen 8 tane. 8 tane düğüne gitse, 250 lira takmış olsa 1600 lira sadece düğün davetiyesi, düğün için takı takmış olacak. Bu adamın kirası o kadar değildir belki de. Yani her şeyin hesabını doğru yapmak lazım. Orada takılan takıların miktarı önemli değildir. Bereketli olması önemlidir. Bunları siz neden kamera altına alıyorsunuz? Daha fazla versin diye, psikolojik baskı olsun diye. Şu da yanlış. Ben kamera altına alırım. Kim benim düğünüme takı taktıysa ben de onun düğününe aynı takıyı takarım. Böyle bir şey yok ki. Bu caiz değildir. Bu olmaz. Benim durumum iyidir. 200 lira taktım. Senin durumun iyi değildir. Hiç takmadın. Ne olacak yani? Sen beni adam yerine koydun, geldin mi düğüne? Tamam, bitti o kadar. Dua yaptın mı? Bitti o kadar kardeşim ya. Ben 200 lira verdim diye sen 200 lira vermen gerekmez. Psikolojik baskı ile bir insandan alınan helal değildir. Tekrar ediyorum. Psikolojik baskıyla kamera altına alınıyor şimdi vermesem ayıp olur diyerek bir insan cebinden çıkarıp bir şey verirse bunu kullanmak helal değildir. Bunun bereketi de yok, helal de değil. Bundan dolayıdır ki iki şey takılarda önemlidir. Bir, kamera ile bunu kayıt altına alıp psikolojik baskı yapmak, bu asla caiz değildir, doğru değildir. İkincisi, efendim, sen ne kadar takarsan ben de o kadar takarım gibi anlayış, bu da asla caiz değildir, doğru değildir. Borç mu veriyorsun kardeşim? Senin iki tane, üç tane kızın vardır, üç tane davet edeceksin, benim hiç yok. Ben senin düğününe geleceğim, üç tane takı takacağım. Sen benim düğünüm olmadığına göre hiç takı takmayacak, o zamanları ben senin bir şekilde almam lazım. Yeniden ben mi evlenmem lazım, ne yapacağım yani? Senden takı almak için yeniden bir daha ikinci evlilik mi yapacağım? Şimdi, bu caiz değildir. Bu verilen takılar nedir? İkramdır, hediyedir. İkram ise, hediye ise karşılıklı olmaz ki. Sen bana verirsen ben de sana veririm. Bugün ben senin düğünde takıyorum, yarın sen benim düğünde takacaksın. Bugün benim durumum iyi olabilir, yarın iyi olmayabilir. Senin durumun iyi olabilir, benim durumum iyi olmayabilir. Her şeye rağmen durumum iyi olduğu halde o gün ne olmayabilirim? Müsait olmayabilirim. Düğüne davet ettiğimiz insanları takısından dolayı, takı takacaklarından dolayı değil, bir mümin kardeş olarak, bir dost olarak aramızda görmek istediğimiz için davet etmeliyiz. Davet edildiğimiz zaman da davet eden insanı adam yerine koyup davetine icabet etmemiz lazım.